Sezai Semboğlu kim? Sezai Semboğlu 1938 doğumlu. Rahmetli annem öyle derdi. Atatürk doğdu, öldü, sen doğdun derdi. Ben aşağı yukarı 1944'ten beri esnaf. Ha, Rize'den göçtü, Samrı köyünden geldiler. Dedem oradan cami imamı olarak ilk defa Melen köyüne geliyor. Babam şimdi, ben askerden geldikten sonra tamamen işi bana devretti o. 1958'de galiba. Babam tekel bayisiydi. Baş harasudan sigaraları çuvallara doldurduk. Harar çuvallarına. Buradaki köylere, köylerdeki bakkallara sigara verirdik. Ya babam 1950'de fabrika yaptı, fındık fabrikası. Sonradan ben askerden geldim, o fabrikayı yıktım. Tekrar ben daha iyisini yaptım. 55'ten 58'e kadar mı, 57'ye kadar mı, 2 senemle dolmuşçuluk da yaptım ben. Buradan Karasu'ya 1 lira. Adapazarı'na gidersek 2,5 liraydı. 1 liraya adam getiriyorduk, 1 lirayı. 2 sene ben onu yaptım, bu dolmuşçuluk. Yani biz ticareti sıfırdan başladık, öyle getirdik yani. Öyle azmaz değil. Dükkandan geldik. Babam işte dükkanda. Ben de ona hani tezgahtar gibi oluyor. Annem yemek yaptı rahmetli. O zaman sofralar böyle masa değildi, yerdeydi. Ben de geldim. Yemek yiyeceğiz. Ben hemen yemek yiyip gene dükkana gideceğim. Öyle yani. İşte hoş geldiniz falan dedim. Birisini tanıyorum, birisini tanımıyorum. Halamın kızını tanıyorum. Bunu tanımıyorum tabii. İşte nerelisiniz bilmem ne falan. Ortaköylü, o da aynı Ortaköy'dendi. Fikret'in amcası, kocası amcası oluyor zaten. Dedi ki, işte laf lafı açtı, orada oturduk sofraya. Dedi ki, artık askerliği de yaptık da geldik zaten, askerliği yapmıştım ben. Dedi ki, evlenme zamanın geldi dedi. Ondan sonra evlenme zamanın geldi dedi. Ben de ona tabii daha hemen yeni tanışıyoruz sofrada. Bul bir kız evlenelim dedim ben. Askerden geldik ki evleneceğiz tabii yani. Dedim ki bul bir kız evleneceğiz dedim. Kısmet oymuş, oradaymış yani. Başkanıydı. O kendisi gitmişti. Birkaç defa gitti. En son gidişinde rahmetli Adnan Menderes'in şeyine, Kütahya'daki yakalanışına denk geldi. Amcamın anlattığını söylüyorum yani. İşte oraya gittiler. İlçe için gittiler. Daha doğrusu ilçe yapmak için belediye meclisi üyeleriyle. Ona gittikleri de akşam Kütahya'da Adnan Menderes'in yakalanması. Adnan Menderes'le görüşeceklerdi zaten. Adnan Menderes yakalanmasıyla beraber amcam geri döndü. Ama Cenab-ı Allah kısmetini bana verdi. Burada ben kendi otobüslerimle halkı getirdim. Büyük Millet Meclisi'nin kapısına getirdik. İsrar ettik. Bizi de ilçeye alın dedik. 59 tane Büyük Millet Meclisi kararı ile milletvekillerinin kararı ile 59 tane Türkiye'de
nahiye olan yerler ilçe olacaktı. Son günde gitmiştik zaten. Büyük Millet Meclisi'nin akşama yakın canım sıkılmıştı. Meclisin içinde dolaşıyordum. Dolaşırken Özal'ı bir yerde otururken gördüm. Yanındakiler de 10-15 kişi vardı. Koltuklarda oturuyorlardı. Ben Özal'ı görünce, Sayın Başbakanım, ben zaten sizle görüşmek için geldik. Bayağı kalabalık geldik deyince ayağa kalktı. Ben zaten ayaktayım. Hayırdır dedi. Dedim ki efendim biz ilçe olmak için geldik. Zatenlinize müracaat etmek için geldik ama sizi bulamadık. Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu da sizi çok aradı. Denk getiremedik. Ben tesadüfen rastladım. Kısmet oldu dedim filan. O da hayırdır dedi. Dedim ki efendim biz de ilçe olmak istiyoruz. Ve ondan sonra siz nerelisiniz? İşte bize Kocaeli'yi sordu. Kocaeli'nin Akçakoca ile Karasu arasında bir nahiye olduğunu söyledim. 18 kilometre sahilimiz olduğunu söyledim. Yazın çok turist geldiğini söyledim. Milletin, halkın geçiminin 28 tane köyün fındıkla geçindiğini, 33 bin ton fındık aldığımızı senede, köylümüzün bu fındığı çıkardığını, 11 tane fındık fabrikası olduğunu, burada işçi çalıştığını, hatta kendisine ben Almanya'da oğlum var, orada yazıhanem var, buradan iç fındık gönderiyorum, Nestle çikolata fabrikalarına iç fındığı buradan biz satıyoruz, biz veriyoruz diye de bilgisini de verdim kendisine. Büyük bir şehir gibi izledim. O zaman daha iyi oldu. Söylemem daha iyi oldu. Onun da yüzü güldü. Ben de güldüm öyle deyince. Bu akşam rahatlıkla televizyonu dinlersiniz. Ben yazdırdım bakanıma. Kocaeli ismini yazdırdım. Siz de ilçe oldunuz dedi. Benim en aklımda kalan işte o Musa Bey'in değirmeni. O milletin oraya fındık getirip de o fındığı değirmen ayıramaz, kıracak, un haline getiriyor. Tabii içinde fındık kabuğu da var. Ondan ekmek yapıp yiyorlardı yani. Ben orayı çok iyi biliyorum. Başka da hatırladığım bir şey yok yani. Ya o zaman millette sıkıntı vardı yani. Yoktu ya, ne diyorum sana ya. Sigara satıyordum, sigaranın içine tek satıyordum, tek. Bir paketin içine 20 sigara olur. Hepsi 5 kişi, 6 kişi alırdı bir paket sigarayı. Yani yoktu, para yoktu. Millet çok açtı. Su yoktu ya. Su yoktu, su. Karaman değirmeni vardı burada, Karaman. Salıkkaya'ya giderken. Karaman değirmeninin yanından bu suyu Mahmut Usta diye bir usta bağladı. Meşhur bir Mahmut Ustamız vardı bizim. Bu usta da Mimar Sinan'dı. Oradan suyu, amcam da işte belediye başkanıydı. Bu suyu tarlalardan yara 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 bu millete yardım ettiler. Ya millet de yardım etti. Şuraya bir çeşme yaptılar. Millet ilk defa suyu orada gördü yani. Kuyular vardı. Kuyulardan böyle su alınıyordu ama altı çamurdu, çamur. Su bitiyor, kova böyle gazıyor toprağa. Su derdi çok vardı yani. Ya babam 1950'de fabrika yaptı, fındık fabrikası. Fındık fabrikası yaptı. O yaptı. Sonradan ben askerden geldim, bu fabrikayı yıktım. Tekrar ben daha iyisini yaptım. Fotoğraf çektik fotoğraf. Askere gidenlere, gidecek olanları evlerde, köylerde, burada bizi çağırıyorlardı, gel fotoğraf çek diyor. Biz para kazanmak için yapıyorduk yani. Çocukluktan beri babam beni öyle alıştırdı çünkü. Sonradan tabii İstanbul'a da alıştırdı. Buradan İstanbul'a yol zaten yoktu o zaman. Deniz motorlarıyla gidiyorduk.
Rahmetli anacığım da ekmeği yapardı. Burada odun motorları vardı İstanbul'a giden. Öyle gidiyorduk. Motorla gidiyorduk yani. Bu motorlar Karadeniz'den odun getiriyorlardı. O zaman yol yoktu Adapazarı'na. Yani Adapazarı'na gitmek için ancak bir gün akşama kadar yürümen lazımdı. Haliç'te odun başlatıyorlardı. O zaman İstanbul'da da elektrik azdı. Hep soba vardı. Ayterç oğlumu da Almanya'da Berlin'de yazıhane açtık, büro açtık. Oradan buradan ben vagonları gönderiyordum, iç fındığı gönderiyordum. O orada satıyordu. Nestle çikolata fabrikalarına fındık veriyorduk devamlı. O şekilde de devam ettik. Avrupa ile de kendimizi öyle bağladık. İçeride de elimizden geleni kadar fındığı alıyorduk zaten. Bayağı fındık alıyorduk. Sonradan işte bizim zamanımızda herkesin altında arabası vardı veya birisi taşımacılık yapıyordu. Onların fındığını getiriyordu, bize teslim ediyordu. Biz de emanet alıyorduk. Kocaeli içindeydi yani ben Kocaeli'de ne isterlerse evet diyordum yani. İlçe için, yapılacaklar için. Hepsine evet diyordum yani. Yalnız bu binanın altı, bu binanın altında depo var. 400 ton fındık orada olurdu. 200 ton caminin altında olurdu. 300 tona yakın da Gohbelit'ten, onun soyadını bilemiyorum, bu yolu Hızarköy'üne giderken ambar vardı. Orada o ambarı kiralamıştım. Kabuklu fındık depolarım vardı. Bir de şey de vardı, bu Topal Nuri'nin evinde vardı. Orada evinin altında da vardı. 4-5 yerde depom vardı, depom. Aşağı yukarı 1000 tona yakın fındık, kabuklu fındığım her zaman vardı yani. 7,5 vagon da iç fındık vardı. Şimdiki gibi orijinal değildi tabii. Normal değirmen gibi bir fabrikaydı. Öyle çalışılıyordu. Elektrik kesilirdi, bir tane traktör vardı. Traktörü altına koyardık. Kayışlarla, kasnaklardan beri traktörle çalıştırırdık fabrikayı. O zaman elektrik kesilirdi. Elektrik durmaz doğru yine. Bir traktör yedi neredeyse o fabrika. Fabrikamızda bir yangın çıktı bizim de. Orada sonumuz oldu yani. Yangınla kabuklu fındık olarak 550 ton kabuklu vardı. Çok büyük bir yangındı. 12 tane itfaiye su sıktı. Allah razı olsun geldiler ama fakat biz kurtaramadık. Yani bizim de aşağı yukarı orada bayağı işimizi söndürdü. Yoksa durum iyiydi. Kocaeli için de iyiydi ya. Ben orayı bıraktıktan sonra 10 sene falan geçtiydi. Kesene Pınar'a pazara gidiyordum. Çarşıya indiğimde baktım fabrika yanıyor. Pazara gitmeyi bıraktım. Hortumu aldım elimle, fabrikayı söndürmeye uğraştım. Baktım içerisi fındık dolu. Eve geldim, demir valyoz aldım. Duvarları kırdım, fındığı boşalttım. Onlar yine su itfaiye gelmiş, su sıkıyordu. Ben depoların fındıklarını boşalttım dışarıya. Yoksa yanıp gidecekti hepsi. Bayağı fındık boşalttım ya. Fabrika bizim işimizi bitirdi ya. Beni mahvetti ya. Fabrika yansa bir şey değildi. Fındığım yandı, fındıklar yandı. Evet. Benimki batmakla değil, biz toptan battık bir gecede. Ne debeliyorsun ya? Oğlum sana ben muhasebecim var benim Karasu'da. Bunlara hesap ettirdim. Yemin olsun o zaman gözümden yaş geldi ya. O gün o da az para değildi o zaman. Bizim 1 liramız varsa dolarla hesap ettirdik. 56 milyon dolar. Yanan fındık 56 milyon dolar. O günkü dolar da düşük. Bugünkü dolar işte, bugün elindeki dolar, milyon dolar, milyon. Allah, ya biz büyük bir kaza, kaza da değil bizimki, işte öyle gitti. Bir sigara mahvetti. Beypikoş'tan altın madalya almak kolay mı? Kolay mıydı yani? Kolay mıydı? Türkiye'de onun her yerde 45 bin, 100 bin tane bayisi var.
Ama arabadan, ama buzdolabından, ama aygazdan, ama tüplerden. Kolay mıydı yani? Bana kendisi verdi, ben istemedim bunu. Ben öğüt veriyorum. Elinden kalem kağıt düşmeyecek. Ne aldınsa yazacaksın, ne verdinse yazacaksın. Ben işte onu aklımda tutayım da sonra yazayım demeyeceksin.